Bu takımlarla ilgili bir şey değil zaten. Bu sevgili Tümer'in galiba fikriymiş. Gökhan Gönül de seslendirdi. Ben buradan hem bilişim savcılarına hem yetkili makamlara seslenmek istiyorum. Ben de dahil. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütün sosyal medya hesaplarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası zorunluluğu koymak zorundasınız. Nokta. Efendim özgürlükmüş, bağımsızlıkmış, fikir ayrılığıymış. Ama fikir... Ya sen benim anama, karıma, kızıma sövdükten sonra senin fikir özgürlüğün diye bir şey olabilir mi ya? Sen benim çocuğuma küfür ettikten sonra senin fikir özgürlüğün diye bir şey olabilir mi? Fikir özgürlüğü nedir yani? Çok net bir şekilde bir kere daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimlik numaramız nasıl varsa sosyal medya hesaplarına da herkes bu şekilde girecek. Kimse Atiba'nın dünya güzeli oğluna, Muslera'nın karısına, senin kız kardeşine, onun anasına küfür edilemeyecek. Bunun fikir özgürlüğü falan alakası yok. Ya nasıl böyle şeyler yapılabiliyor ya? Nasıl yapılabiliyor? Çoluk çocuktur ya. Çoluk çocuk. Çocuk. O zaman tamam. Daha beter ya. Şimdi bunları da işte olması. Savcı bulacak. Daha savcı beter. Bulacak abi. TC işte yani böyle bilişim işte yok. Bunun buna bir ekibi vardır. Ekipler bulacak. Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir şey yaptı abi. Takip ediliyorsunuz dedi. Evet. İşte bunları bulacak abi. Emniyet Genel Müdürlüğü. Savcıya çıkartacak. Buna da böyle çok ağır bir ceza verecek. Mesela bir tane ya bunu diyeceksin ki yani nasıl ağır bir ceza verecek ama yani. Hayatını etkileyecek bir ceza verecek. Ve anlayacak adam yani. Gençlikte falan anlatılmaz. Ayıp ya. Canım, yani şey 14-15 yaşındaki çocuk yazıyormuş. Sonra gelip anası babası özür diliyormuş. Evet. Ha sen benim telefon saçlayacaksın sonra... ki bir sene telefon kullanmayacaksın. Al sana en büyük ceza. Anlatabildim mi? Bir sene hani normal para cezası dışında veya işte... Ya da kamu görevleri var işte. Kamu görevi. Kamu mesela diyeceksin ki kamu görevi işi çok güzel bak. Evet kamu görevi. Dünyada kamu yapılan bir şey bu. Hep aklıma benim Hönes geliyor yalnızca. Kamu görevi yapsın. Yapılsın da bunlar. Yapsın abi yapsın. Kamu görevi yapsın. Ya çünkü böyle... 14 yaşında gitsin atıyorum park temizlesin. Önünde klavye var diye sanki işte küfür edebilmek, aşağılayıcı cümleler kurmak doğuştan ya hak gibi anlaşılmaya başlandı. Bazıları bir de burada delikanlı mahkemeye çıkıyorsun yalvarıyor hepsi ya. Burada aslanlar orada mahkemeyle başka bir şeyler. Boş ver. Neyse hiç ona girmeye gerek yok ama hakikaten bu konu hakkında abi, bir düzenleme şart. Tabii canım. Yani buna bir düzenleme şart çünkü... Hani biz diyoruz oyunun iklimini değiştirelim, hayat iklimimizi değiştirelim. Önce hakikaten elimizin altındaki şu sosyal iklimden başlayalım. O yüzden robotlar gelsin abi robotlar. Ne olsun senin muhabbetiniz vardı robotlar. İnsanlıktan bir şey olmaz. Geliyor. Nasıl olmaz? İnsanın olmaz. Etini, kanını, canını, hayatını nasıl çıkartırsın yaşamın içinden ya? Bir şey, bu adamın adı Yaşam değil mi arkadaşımızın? Evet. Adı Yaşam Bey'di. Güzel ya, yaşamın içinden yaşamı nasıl çıkartırsın ya? Bundan bir şey olmaz. Et, kan, can, hayat, zaten heyecan. Zaten bir tane dizimiz vardı o da bitti. Hangisi o? Şükür. Bitti mi? Bitmedi ya. Ya tabii karakter soktular. Çakma Mel Gibson. Tamam. Niye orada bir değişiklik oldu? Ne bileyim ben abi. Lüzumsuz bir karakter girdi. Ertan Köstendil değil dışarı mı çıktı? Yok o gelecekmiş de bakacağız yani. O Bursa Spor İdmanı'nı bitirip mi gelecekmiş? Abi gelecek o belli. Ölmediği belli de yani şey değil. Neyse devam edelim biz. Bu arada ama bak geliyor. Kötü karakterlerle olmaz bak olmaz. Baba Türkiye'de bak 2024 gibi geliyor. Ne geliyor? Yapay zeka geliyor. Futbola geliyor. Maskın açıklaması. Ya bir şey söyleyeceğim. Türkiye normal... Mirror bak İngiltere'de Mirror gazetesi bununla ilgili araştırma yayınladı. Bir sonraki programda değil o derbi özel. Evet. Ondan sonraki programda Türkiye'deki alalım. Normal... Ben sana attım onu niye vermiyorsun? Ben zaten almıştım onu. Ama daldık. Dün maç vardı 5-0 falan. Ne oldu bitti mi program? Canımı sıkıldı unuttum. Bir şey söyleyeceğim. Bitmedi yani, daha niye almadığın için mi? Almadık. Ekranı ben sana veremiyoruz. Attığımdan bulabiliyor muyum? Ben de bulabilirim. Önümde var. 2030'da hakemler robot olacak diyor. Ya, Türkiye'de evet. Normal zekayla uğraşamıyoruz. Robot zekayla nasıl uğraşacağız? Baba sen uğraşmayacaksın. Robot seninle uğraşacak. Onun olayı o. İnsanlığın bitişinden bahsediyorsunuz. Peki ya. Bir şey soracağım. Diyorsun ki bu bir düzelsin diyorsun. İşte robot gelecek buraya tık 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 bulacak baba. Hayır abi. Yapay mesela, zeka. Onun mesela, devlet denen bir şey var. Kamu denen bir şey var. İşte tamam robot o da diyecek kullanacak. Burada, devlet de baba yazamayacaksın. Yazamayacaksın. Nasıl yazamayacaksın İşte ya? Robot diye engelliyorum. Hayır adam gibi yaz. Buradaki çocuğa sen bunu söyleyemezsin diyecek. Yalnız o tabii. Ne güzel bir şey işte abi. Ya, anası babası söylesin kardeşim. Bir dakika. Bir şey var bu ya. Da bambaşka anası bir yere söylemiyorsa ben ne yapayım abi diyecek robot. Allah Allah. Bak, işte. Bu da devlet şeye denen bir şey düzen var. Devlet Minority Report'a gider biliyor musun? Öyle gitsin, bir film Minority Report'a olursa. Gitsin. Orada gidecek zaten abi. Ne olacağını sanıyorsun ya? Judge Dredd'e gider. Sıkıntı olur o kadar. Ondan babacığım, sonra da robot, Matrix. Sonra da eninde, Judgment Day. Sonunda insanı Terminator. Engelleyecek. Terminator olacak. Ya engellemeyecek çünkü insan ya. Kötü. Bakacak. Ya bunu fıtrat ya kötü. Ya bu İsveç'teki insan da mı kötü ya? John Connor'ı bulacağız abi. John Connor'ı. En sonunda John Connor'ı bulacağız. Fıtrat kötü baba. Ne diyor? İlk öptüm kız İbrahimovic gibi diyor. Filmde vardı ya. Hangi filmde? Şeyde... Senin filmde? Benim film hangisi? Nereliydin sen? Sen nereliydin? Sığacık'taki filmde. Sığacık'taki film. Ben İzmirliyim de yazlık. Annemler orada. Seferihisar.
Gelsin abi. Aynı yer zaten. Ne alakası var ya? Bırak insandan başka güzel bir şey var mı? Devlet, kamu gelsin, düzenlemeyi yapsın. Kamu otoritesi gelsin. İnsanların nasıl eğitileceğini, nasıl birbirlerine davranacağını. Abi doğru söylüyorsun da. Devlete ben insanlar, sana gerçeği söylüyorum. İnsanlar 2030'da, 2030'da işlerimizi elimizden alacaklar. Şimdiden hazırlanın. Ha, geldi ulan. Ceyhun çok büyük adamsın. Ceyhun insan değilsin ben. Teşekkürler. Ah, bak en linesman. Geliyor bak. Reality virtual reality diyor hatta değil mi burada? Tabii. Ben sıkıldım. Robot football referees and linesmen could be a reality by 2030 with human head. Onları da Türkçe okuruz. Players not far behind. Çok geliyor abi. Tabii, yani Android da. Oyuncular da geliyor 2030'da. Ama Android yani, oyuncu bozar bak. Ceyhun yalnız bak bilgisayarı da kullanıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Android oyuncu bozar. Android oyuncu sıkıntı. İş değişir. İşine gelince Android oyuncu işine gelince. Önce ne olacak biliyor musun? Çünkü robot i̇nsanlar seni başka bir yerde, abi. İnsanlar başka bir yerde, robotlar başka bir yerde oynayacak. Sonra ama iş krize gider. Erbatur, robota şiir yazdırabilecek misin? Yazar, robot sağcıktan ne anlar ya? Senden bir şey. Ya robot sağcıktan ne anlar? AI. Adam. AI diye bir film var. Adam, efsane film. Adam. Stanley Kubrick. Adam. Filmi adam, mutlaka izleyin. Adam eskiden, bak eskiden robota yüklüyordu. İşte Mozart'ın, Beethoven'ın bütün şeylerini çalıyordu. Hmm. Tamam mı? Şimdi yapay zeka kendisine beste buldu adam. Kendi dilini oluşturuyor ya. Biliyor mu doğru bir fasolyası doyuyor? Bilmez mi yazıyor? Beste kendi şey, doğru yazıyor açıyor. Ya. Kendi doğru robotun Atilla İlhan'ı kim olacak abi? Robotun ya bırak da görüyor olacak abi. Ya. Olmayacak robot tabii. Memleketinden işte, insan manzaralarını kim yazacak ya? İşte o da olmayacak, bu da olmayacak. Evet. Kurtuluş Savaşı destanı kim yazacak abi? 4 yaşında evet. Çocuğa mesaj atan çocuk da olacak. O gerizekalı ne yapayım ya? İşte o gerizekalı olmayacak. Gerizekalı demeyelim. Gerizekalı. Hayır demeyelim. Daha uzatayım mı? Zekası biraz şey olan, az olan arkadaşlar. Tabii sıkıntılı. Bu arada Spielberg filmi diyor. Yok. Kubrick başlıyor. Kubrick devam ettiremeyeceği için Spielberg'e veriyor. Abi robotun Spielberg. Özderesi var mı? Robotun sağcığı var mı? Ya yok tabii ki abi. Abi robotun işte, kanlıcası var mı ya? Duymuyor. Kanlıcanın... Ya ne yapacak kanlıcada? Orta yerinde bir taşa ihtiyaç duymuyor ona. Niye duymuyor abi? Duysun mesela insan... bir tatlı huzur almasına gerek yok onun kalamışta. İnsan kız kulesine bakmaktır. Robotun neyine bakacağım ben ya? İnsan sen bir yere bakmayacaksın zaten. Bak bunlarla uğraşmayacak. Diyor ki aşk, meşk, sevgi bunlar boş ben diyor. Ben ortadan kalktıktan sonra benim yerime o gelecek. Öyle tabii. E tamam sen gene istediğin sev abi git kanlıcada ne yapıyorsan ya. Ya baba iyi şey, de ben öldükten yiyorsun. Sonra benim yerim o geldikten sonra her taraf robot olduktan sonra kararları kim verecek? Et, robot kan, verecek, can, robot. Hayat, insan, robot. Heyecan bunlar geliyor, nerede? Robot karar verecek robot. Ya, sonra da Judgment Day, Terminator peki, bak. Peki robotun siyasetçisini ne yapacağız? Siyaset miyaset neyse bunlar insan uydurması ya. Sen hala insan kafasına düşüyorsun. Bak bunlarla uğraşmayacaklar. Bak siyaset. Futbol. İdeolojiler. Bunların hepsi insan kafası insan. Biz insan kafaya düşmeyeceğiz. Seçmeyecek miyiz yani? Seçmeyeceksin. Biz yönetenleri seçmeyecek miyiz? Abi ne seçmesin? Robot zaten senin adına en doğrusunu seçmiş olacak ya. E para ilişkilerini ne yapacağız? Hangi para ilişkilerini? Ya bunlar ben, geçecek o abi. O da geçecek. Para da insan icadı. Bak geliyor abi. Bitcoin coin geliyor. Bitcoin geliyor. Bitcoin ufak ufak geliyor. Türkiye'de Bitcoin'den zarar eden tek adam benimdir herhalde. Bir de ben. Girme dedim abi. İki numara. Battık biz ya. Battık %20. Bak demiş ki Efe Bey ileride robot sınırlandırması kalksın diye konuşacağız zaten demiş. Tamam. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu iki arkadaşın dediği robotlar 2030'da geldi dünyaya. Geliyor. Abi sen bir Homo Deus'u oku da. Benim de demek istedim. Ya ne okuyacağım ben? Oku. 55 yaşına geldim ben. 2030'da ben 55 yaşında. Matrix'i izledin mi sen? Hayır. Sen Homo Deus'u oku. Ne izleyeceğim bana ne ya? Ama ilk filmi. İkinci filmi. 55 yaşına ben. Abiciğim ben 55 yaşına geldim 2030'da değil mi? 25 oldum. 30-55 yaşına geldim. Ben o robotlar geldiği zaman markete gidip hıyar alabilecek miyim? Hayır. Niye canım hıyar yemek istiyor? Tamam hıyar alabileceksin tabii. Tabii ki alabileceksin. Niye alamıyorsun? Markete alır. Gitmene gerek yok. Olmayacak. Robot getirecek robot zaten. Robot alacaksın ki baba bana şundan gönder gelecek işte. Robotuna sahip olmak için para lazım değil mi? Lazım. İşte onu nasıl olacağını bilmiyorum. İşte bence zaten para değil olay. Robotların yönetime geçmesi de o sürecin içinde gerçekleşecek. Animatrix'i izle abi. Matrix'i, Animatrix'i ben sana vereceğim izle. Bak çok güzel özet bana var. Bana kasar böyle şeyler benim. Yalnız Wachowski ya. Kardeşlerin ilk filmi senaryosunu çaldığı için. Baba sen hep diyorsun ki bak. İnsanın ürettiği, öyle diyor. İnsanın ürettiği yapay şeyler var. Yapay. Ne? Para. Nedir al, abi? 20 liram var al. Şimdi bak. Al, niye para canlı bak. Bak para niye çıkmış? Para niye çıkmış? Getir abi 20 liraya getir. Al 20 lira canlı. Bak bunu niye çıkmış? 30 desen yok zaten. Ya bu niye çıkmış kardeşim? 20 lira var abi. Takasın yerine. Takasın yerine. Şehirleştikten sonra şehirleşmeler büyüyünce takas yapmak mümkün olmamış. Bir tane bir şey uyduralım demişler. Tamam mı? Buraya da bir tane böyle kral resmi koymuşlar. İlk demir paralarda böyle kral mührü falan var ya. Tamam, evet. Bak bu bilmem ne değerinde dedi. Bunu kim uydurmuş abi? İlk uyduran kapı parayı bulmuş işte. İnsan uydurması işte. Tamam. İşte robot bunlara ihtiyaç duymayacak. Lidyalılar kardeşim, bizi bitirdi abi Lidyalılar. Robotun ekonomik değer, günlük hayat, sokaktaki yaşamda bunlarla ilişkili karşılığı ne olacak? Önce para olacak. Bak bir dakika söylüyorum ben sana. Önce para, insan yine zengin bir... aldım bu arada. Yine al abi tabii. Yine zengin bir kesim. Önce o robotları kontrol edecek. Sonra robot diyecek ya sen, işçi olarak sen beceremiyorsun bu işi diyecek. Heh, aynen öyle. Sen bir git ben geliyorum diyecek. Zaten şu anda yönetici da... sınıf yetiştirecek. Mesela yani. Bak şu anda da dünya üzerinde
akıllı bilgisayar sistemleri, savunma sistemleri, atak sistemlerini kontrol ediyor ya. Yapay zeka ile bu birleştiğinde bunun kontrolünü robotlar eline aldığında korkusu insanları en çok bu korkuya sevk ediyor. Sen bana üçüncü bir gruptan bahsediyorsun. Evet. Abi şu anda senin İHA, Türk savunma sanayi çok gelişiyor. Ya tamam. Türk İHA'sı. Maşallah. Tamam, Türk İHA'sı insansız hava aracı geliyor. Böyle gidiyor mağaranın içine, 3D yayın yapıyor. Çak diye vuruyor, hedefi gidiyor. Tamam işte, onu insan yapıyor. Bu, insan yapıyor da yapan iş robot, işi yapan robot. Tamam. Kumanda eden insan. Evet. Tamam mı? İşte yakında bu iş bitecek. Dolayısıyla senin askere ihtiyacın kalmayacak abi. Adam ölmeyecek orada. Arabalar artık kendi kendini park etmiyor mu? Diyeceksin ki nasıl İHA var? İHA var. Abi gidip füzeye atmıyor mu o şey? İHA. Atıyor. Yarın da diyecek ki robot asker gidecek. İlk başta böyle olacak. Zaten bunun üzerine çalışılıyor. Yani ileride ordular tamamen robotlardan oluşacak şeklinde çalışmalar var. O tarafını anlarım. İHA'sı, SİHA'sı falan o tarafını anlarım. Siz diyorsunuz ki günlük pratikte markete robot göndereceksiniz. Evet, ben öyle. Markete göndereceğim, robotu satın mı alacağım? Evet, satın alacaksın. O zaman bir nevi araba yani bu. Araba, yani araba hizmetli. Hizmetli, yardımcı. Ama sonradan bunlar giderek geliştikleri için... Çünkü insanlar kötü davranacak bazı insanlar bunlara. Tamam, bunlar geliştikleri için... Onu söylediği film, bakma sen ona. Bunlar geliştikleri için kendilerine ait bir dünya yaratacak. Son gelişmeler diyorlar, 2030'u konuşuyoruz, Allah'ını seversiniz. Yani robotlar arkadaşlar, gelsin abi. Bu insanlardan bir şey olmaz.